Sayın Valim, Sayın 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Milletvekillerim, protokolün kıymetli temsilcileri, kahraman gazilerimiz, sevgili öğrenciler ve değerli basın mensupları. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen çelenk sunma törenine hoş geldiniz. Sayın Valim, programı arz ediyorum. Çelenklerin sunumu, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, kapanış. Çelenklerin sunulması. İstanbul Valiliği Çelenk'i. Çelenk mangası! Çelenk! Olunuz da! Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Uygun olun! Var! Birinci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanlığı Çelengi. Çelengi mi? Vur! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çelengi. Sayın Valim, saygıdeğer konuklar, sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete ihtar eden şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyoruz. Yeah.
Sayın Valim, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen çelenk sunma törenimiz sona ermiştir. Arz ederim efendim. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü kutlu olsun. 101 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve halkımızla birlikte kurulan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü özel bir an. Çünkü 2. yüzyılının ilk Cumhuriyet Bayramı'nı hep birlikte kutluyoruz ve kutlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti çok özel. Tabii ki dünyada birçok devletin titrinde Cumhuriyet vardır. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en organik cumhuriyeti olarak tarifliyorum. Memleket Çünkü İstanbul İl milletin, halkın katılımıyla ve öncesinde demokratik bir arayışla Türkiye'nin her sattığını gezen bir önderle birlikte kurulmuştur. Ve kişisel hüküm değil, hakimiyet milletindir diyerek yola çıkan çok özel bir cumhuriyettir. Ve aynı zamanda bu cumhuriyet muazzam bir cumhuriyet mücadelesi, demokrasi mücadelesi açısından da çok özel bir derinliğe sahiptir. Ve Türkiye Cumhuriyeti 100 yılını tamamlamış, 2. yüzyıla da kararlı bir biçimde yürüyen bir cumhuriyettir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti hemen yanında, hemen diğer elinde demokrasiyi olgunlaştırma, oluşturma ve güçlendirme mücadelesini veren bir cumhuriyettir. Dolayısıyla dünyada nadirdir ki toplumsal olarak demokrasiye bu kadar bağlı, demokrasiyi bu kadar derinden hisseden ve hissettiren ve dönem dönem hiç tahmin edilemeyeceği ortamlarda demokrasi mücadelesi adına en güçlü mesajları verebilen bir toplumuz. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti 86 milyon yurttaşımızındır. Türkiye Cumhuriyeti milletine emanet edilmiş bir kavramdır. Türkiye Cumhuriyeti gençliğe emanet edilmiş bir kavramdır. Bütün bu yönleriyle 2. yüzyılın ilk cumhuriyet kutlamasında kesinlikle her birimize çok özel sorumluluklar düşmektedir. Ama devletimizin farklı yetkilerini elinde bulunduran şahsiyetler, bizler, diğer arkadaşlarımız ama toplumumuzun her ferdi, Cumhuriyetimizin geçtiğimiz 100 yıldan alacağı dersler, gördüğü eksiklikler ya da yapılan hataların bu 100 yılda yapılmaması adına gerçekten güçlü bir mimariye ihtiyacı vardır. Bu yönde toplum olarak, milletçe, halkın her katmanının, insanlarımızın, 86 milyon yurttaşımızın, herkesin kendisini sorumlu bir birey olarak görmeli ve tüm hoşgörüsüyle, tüm empati duygusuyla geride bir vatandaşın bile kalmadığı bir millet var etme adına herkesin kendisini asil bir yurttaş, bu ülkenin eşit hissedarı bir yurttaş hissedeceği ve bütün eksiklerin tamamlanacağı, bütün hataların düzeltileceği bir yüzyılı var etme konusunda çok önemli bir eşikteyiz. Birlikte çalışmalıyız, umudumuz yüksektir. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti her daim aslında hatalarıyla yüzleşebilmiştir. Kendini onarma kabiliyetlerini makul ölçüde gösterebilmiştir. Yüzleşmenin yanı sıra elbette derin hatalar yapılmıştır. Ama bütün bunları toparlamak ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni demokrasiyle güçlendirilmiş bir yapıyı ülkemize kazandırma sorumluluğuyla biz bugün Taksim Anıtı'nda atamızın huzurundayız. Ve umuyorum, diliyorum ki yüzümüz, başımız öne eğmeden, tam aksine başımız dik, alnımız açık bir biçimde 2. yüzyılın başında bu önemli sınavdan hep beraber kazançlı çıkar, hep beraber geçeriz ve başta Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve o günkü bütün yol arkadaşları ve halkımıza mahcup olmamış oluruz. Aynı zamanda Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na ve bugüne değin şehitlerimize karşı başımız öne eğilmemiş olur ve onlara karşı sınavımızı vermiş oluruz. Bu duyguyla buradayız.
Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü kutlu olsun. Cumhuriyeti kutlamak her vatandaşın en kutlu, en sevinçli anıdır. Herkesi çocuklarıyla, gençlerle, kadını erkeği, İstanbul'un, Cumhuriyet şehrinin, bu kadim kentin, tarihimizin en önemli başkentlerinden birisinin her sokağını, her anını tatmalarını ve yaşamalarını diliyorum. İlçelerde, Büyükşehir Belediye'mizde Cumhuriyet'e dair çok özel anlar tasarlanmıştır. Lütfen katılın, lütfen bu kutlu anı hep birlikte yaşayalım, sorumluluklarımızı hep birlikte hissedelim ve önümüze çok güçlü bir şekilde hep birlikte bakalım. Bayramımız kutlu olsun.